Buyurun başladık. Anlatalım zeytinleri. Şimdi zeytinlerimiz her bölgeden olup ilk baştaki şu iki tane kuru sele, bunlar sadece tuzla yapılan zeytinler. Evet. Hemen yanında yine gemlik tipi zeytinimiz var. Evet. Tuz ve suyla yapılıyor. Bölgesel olarak Edremit bölgesinin yağ oranı çok yüksek olan bir zeytini var. O da çizik zeytini, Edremit çizik zeytini. Hemen yanında yöresel olarak Antalya'nın meşhur tavşan yüreği diye adlandırılan bir zeytini var. Evet, bunlar Aydın bölgesinin zeytinleri. Eşek zeytin diye geçiyor galiba. Evet, halk dilinde eşek zeytini, tekir zeytin diye farklı isimlerle adlandırılıyor. Evet, en çok adlandırılan isim Kalamata. Bu ilk hasat zamanı, bu orta hasat zamanı, bu da son olgunluk döneminde yapılan. Evet. Burada da hemen manzalina zeytinimiz var. Sele tarzında yapılmış. Bu da Tarım Bakanlığı'nın yeni sofra zeytini çalışmalarından elde etmiş olduğu bir zeytin tipidir sofralık için. Yeni katıldı artık zeytin çeşitlerimizin içerisine, öyle söyleyeyim. Bu da yine çizik zeytin. Yine çizik zeytinin bir kalibre düşüğü. Burada Aksar bölgesinin domates zeytini vardır. O domates zeytinin de dolgulu hali, biberli hali. Bunu zaten bolca görüyoruz marketlerde. Evet. Küçük zeytini soracak. Bu da Hatay bölgesinin halhali zeytinidir. Hatay bölgesine özgü. Evet. Hemen burada Aydın'ın meşhur çekişke zeytini, aynı zamanda da eğri çekirdek diye adlandırılır. Evet, eğri çekirdek diye de adlandırılır. Yine hemen şurada Aydın'ın memecik zeytini diye adlandırdığımız bir zeytin var. Bu zeytinin de yağ kalitesi çok yüksektir. Bazıları bayağı küçük görünüyor. Zeytin yağ kalitesi yüksek, yani fazla yağ çıkıyor. Yağ kalitesi fazla yağ çıkmıyor ama yağ kalitesi çok yüksek. Yani içinde kendine saklıyor. Evet, kansere karşı diğer zeytinlere göre 4 kat daha etkili bu zeytinin yağı. Ne diye geçiyor, bir daha söyleyeyim. Aydın'ın memecik tipi zeytindir memecik bu. Aynen. Boyut olarak zeytinlere baktığınız zaman hani o fiyatla endeksli bir durum. Yine Edremit zeytinin ufak hali. Biz burada çeşit olarak şu an çeşitlerin hepsini biz size sunduk. Bu çeşitlerin hepsini çektiniz. Gerçekten varmış. Evet. Yine burada Aydın'dan süzme incir, dağlarda yetişen susuz imkanlarla elde edin. Dağ inciri. Bal kalitesi çok yüksektir. İncir kalitesi çok yüksektir. Keçi boynuzunun özü var. Pekmezle karıştırmayalım. Bunun içerisinde şeker, glikoz yok. Aynı zamanda çekirdeği öğütülerek içine koyulduğu için daha etkili bir hale gelmiştir. Bu şekilde satıyoruz. Bu şekilde satıyoruz. Her ürün alıyorlar müşteriler. Genellikle zeytin galiba. Tabii zeytini daha çok ağırlıklı satıyoruz. İncir ve pekmez de ondan hani arta kalır bir durumu yok. Bölgesel olarak Ankara'da neden oldu bilmiyorum ama kurutulmuş grubumuz var. Kurutulmuş da hani diğer bölgelerde çok hızlıyız aslında. Ama cumartesi pazar bakacağız. Hafta sonu netleşince ön yargılı olmak istemiyoruz. Bu ürünü Ankaralı'nın da bildiğini biliyoruz. Hani ürün kalitelimizle Ankara'ya hizmet etmek istedik. Burada bulunmak istedik. İnşallah diğer fuarlarda da burada oluruz. Peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.